NBA'de şampiyon olmak istiyorsanız paranızı akıllıca harcamanız lazım. Basketbolun en üst ligi paranın her şeyi satın alabildiği bir yer değil. Doğru oyunculara ideal miktarda yatırım yapmanız şart ama her zaman istenilen olmuyor ve ortaya takımın geleceğini etkileyen korkunç kontratlar çıkıyor. Peki bu sezon en kötü kontratlar hangi oyunculara ait? Şimdi sizden bir beğeni rica edelim ve bu sorunun yanıtı için videomuza geçelim. Kapitalizmin kalbinin attığı yerde sosyalist bir spor organizasyonu. Evet, NBA'den bahsediyoruz. Burada en önemli unsur maaş sınırına dikkat etmek. 1980'lerin ortasında 5 milyon dolar olan maaş sınırı, Jordan ve Bulls'un tüm dünya üzerinde yarattığı büyük etkinin de etkisiyle her geçen sezon büyüdü. Bu miktar geçen sezonla beraber 136 milyon dolara kadar gelmiş durumda. Yeni yapılacak yayın anlaşması ile birlikte bu rakam iyice artacak. Takımlar maaş sınırını geçtiği zaman lüks vergisi ödemek zorundalar ve bu verginin miktarı da oldukça yüksek. Hemen bir örnek verelim. Bu sezon oyuncularına 200 milyon doların üzerinde maaş veren Clippers ve Warriors toplam 300 milyon doların üzerinde lüks vergisi ödüyor. Doğal olarak hiçbir takım lüks vergisinin üzerine çıkmak istemiyor. Hangi oyuncuya ne kadar para vereceğiniz, kime ne kadar güvenebileceğiniz takımınızın geleceği için oldukça kritik. Eğer yanlış oyunculara bol sıfırlı kontratlar verirseniz başarı ihtimalinizi de zora sokuyorsunuz. Tarihte böyle kontratlar verip pişmanlıklar yaşayan çok fazla kulüp var. En ağır örneklerden bazıları 2016 yazında gelmişti. O yaz ligdeki maaş sınırı 70 milyon dolardan 94 milyon dolara sıçrayınca birçok takım da tarihin en büyük kazıklarını yedi. Chandler Parsons da 4 yıl için 94 milyon dolar ve Lakers'ın Timofey Mozgov ve Luol Deng'e bağladığı toplam 136 milyon dolar o kazıkların sembollerindendi. Bu sezonda oldukça kötü kontrata sahip oyuncular var. Siz facia olarak gördüğünüz kontratları yorumlara yazarken biz de listemizde geri saymaya başlayalım. 10. Zach LaVine. Zach LaVine bu listede bulunan en kapasiteli oyunculardan biri. Minnesota günlerinde özellikle smaç yarışmalarından gelen ünle ismini tüm NBA'ye duyurmuştu. Yıllar geçtikçe sadece olağanüstü bir atlet değil harika bir skorer olduğunu da kanıtladı. 2017 yazında Minnesota onu Jimmy Butler'ı alabilmek için Chicago'ya takasladı. Chicago günleri sakatlıkların da etkisiyle iyi başlamadı ama her geçen sezon üzerine koydu. 2021 ve 2022 yılında All-Star seçilerek de kariyer zirvesini gördü. Bu iki All-Star seçimi sonrası 2022 yazında Bulls, LaVine'e 5 yıl için tam 215 milyon dolarlık bir maksimum kontrat verdi. Birden fazla kez All-Star seçilmiş bir oyuncuya bu kontratı vermek başta normal gözüküyordu ama bu kontratın pek de sağlıklı olmadığı artık aşikar. Oyunlu atletizminden besleyen bir oyuncu olarak LaVine sakatlığa oldukça meyilli. Bu yıl sadece 25 maça çıktı ve sezonu da kapattı. Diğer yandan NBA'de toplam 10 sezon geçirmiş olan LaVine kariyerinde sadece 4 playoff maçı oynadı. Playoff tecrübesi olmayan, sakatlığa meyilli ve bir takımın sürükleyici oyuncusu olmaktan uzak bir isim olarak en az 2 sezon daha 40 milyon doların üzerinde para kazanacak. Zaten ligin en kötü kadro planlamalarından birini yapan Bulls için bu kontrat önümüzdeki senelerde büyük bir prangaya dönüşecek. 9. Gabe Vincent. Gabe Vincent draft edilmeyen bir oyuncu olarak geçtiğimiz sezonu Miami Heat'in peri masalında önemli bir X faktör olarak geçirmişti. Miami formasıyla 22 playoff maçı oynadı ve bu maçlarda 12.7 sayı 3.5 asist ortalamaları tutturdu. Bu sürpriz performansla yazın iyi bir kontrat almayı da garantiledi. O kontratı veren takım Los Angeles Lakers'dı. Gabe serbest piyasa döneminin açıldığı ilk gün Lakers'la 3 yıl 33 milyon dolarlık bir kontrat imzaladı. Lakers zayıf olan guard rotasyonunu güçlendirmiş, Vincent ise hayaldeki kontratı almıştı fakat araya sakatlık girdi ve bu sezon iki taraf için de istenilen gibi gitmedi. Vincent bu sezon sadece 5 maça çıkabildi. Aralık ayının son günlerinde dizinden bir ameliyat oldu ve dönüş tarihi hala belli değil. Belki döndükten sonra geçen sene gösterdiği performansa yaklaşabilir ama şimdilik Lakers'ın elini kolunu bağladı. LeBron takıma katıldığından beri Lakers'ın takas döneminde hareketli olduğunu görüyorduk. Bu sezon ilk kez sessiz kaldılar. Gabe Vincent'ın bir şeylere dönüştürülmesi bir hayli zor olan kontratının bu sessizlikte etkisinin olduğuna şüphe yok. 8. Jock Landale. Houston Rockets, Alperen'in ana uzunları olacağına karar verdikten sonra sıra onun yedeğini bulmaya gelmişti. O yedek olarak geçtiğimiz sezonu Phoenix Suns'la geçiren Avustralyalı Jock Landale'ı tercih ettiler. Takım opsiyonu ve tamamı garanti olmayan 4 sezon için 32 milyon dolarlık bir teklif onu ikna etmeye yeterliydi. Ancak umdukları ve buldukları arasında dağlar kadar fark var. Landale bu sezon sadece 9 dakika ortalama alıp 2.2 sayı 2.2 rebound istatistikleriyle oynuyor. Bu sezon oyunun iki tarafında da pozitif bir katkısı olmadı. Landale şu ana kadar Rockets formasıyla sadece 70 sayı atabilmiş durumda. 8 milyon dolarlık kontratını şu ana kadar attığı sayıya böldüğümüz zaman yaklaşık sayı başına 115 bin dolar kazandığını görebiliyoruz. Epey pahalı bir yatırım tabii. Alperen'in çaylak kontratının bitmediğini ve bu sezon sadece 3.5 milyon dolar kazandığını da düşününce Landale'ın kontratı kesinlikle bu listeye girmeyi hak ediyor. 7. Marvin Bagley. Tarihin en şanssız ikinci sıra seçimi deyince aklınıza kim geliyor?
Bu sorunun cevabı yaşı biraz daha büyük olanlar için 84'te Michael Jordan'ın önünden seçilen Sam Bowie olsa gerek. 2000'ler NBA'ine aşina olanlarsa 2003 yılında Carmelo Anthony, Chris Bosh ve Dwayne Wade'in önünde seçilen Darko Milicic cevabını verebilirler. Z kuşağı ise artık yeni bir adaya sahip, o da Marvin Bagley. Bagley 2018 draftında 2. sıradan seçilirken oldukça mutluydu ancak arkasından gelenler üzerinde büyük bir baskı yarattı. Bagley'nin arkasından seçilen oyuncu Luka Doncic'ti. Doncic'in nasıl bir seviyeye çıktığını geçen hafta hazırladığımız videoda detaylı şekilde anlatmıştık. Bagley her sezon bu baskının altında giderek daha fazla ezildi. Üzerine yaşadığı talihsiz sakatlıklar da eklenince hiçbir zaman vaat ettiklerini dolduramayacak gibi görünüyor. Sacramento onu kazanmak için epey uğraştı ama 2022'nin başında pes edip takasla Detroit'e yolladı. Artık kimsenin umudunun olmadığı düşünülen Bagley için iyi para kazanmak bir hayal gibi görünüyordu. Maç kaybetmeye aşina Detroit ile o sezon 18 maça çıktı ve fena da olmayan performans ortaya koydu. Tüm kamuoyunun aksine Detroit yönetimi ona güvenmeyi seçti ve Bagley bu performansın ödülü olarak 3 yıl için 37,5 milyon dolarlık oldukça iyi bir kontrat aldı. Detroit'in büyük bir hata yaptığını anlaması ise sadece 1,5 yıl sürdü ve bu sezonun ortasında onu Washington'a takasladılar. Bagley istatistik kağıdını iyi doldurabilen bir isim ancak rekabetçi bir takımın parçası olmaktan oldukça uzak. Rekabetçi seviyede iyi bir oyuncu olamıyorsanız takımların sizi istemesi için de pek bir neden yok. Detroit'in ona yaptığı kıyak da muhtemelen Bagley'nin NBA'de alabildiği son uzun soluklu kontrat olarak kalacak. 6. Bradley Beal. Bradley Beal NBA'de 12. sezonunu geçiriyor. Artık 30 yaşına geldi ve veteran sınıfında bir oyuncu. Geçtiğimiz yaz Suns'a takaslanana kadar kariyerinin tamamını Washington'da geçirmişti. Wizards taraftarının çok sevdiği John Wall'la beraber takımın efsanesi statüsüne koyacağı bir oyuncu oldu. Bu sevginin de etkisiyle Wizards tarafından iki kez çok büyük bir kontratla ödüllendirildi. İlk kontratı aldığı 2016 yılında hala genç, sağlıklı ve yüksek potansiyelli bir oyuncuydu. Ancak ikinci kontratını aldığı 2022 yazında sakatlıklarla boğuşuyordu ve performanslara düşüş vardı. Yine de Wizards ona 5 yıl 251 milyon dolarlık devasa bir kontrat vermeyi kabul etti. Ancak o kontrata sadece bir sezon bağlı kaldılar. 2023 draft gecesi üçlü bir takas sonucu Bradley Beal, Kevin Durant ve Devin Booker'ın yanına yeni bir süper takım oluşturmak için takaslandı. Bu büyük ikilinin yanında tabii ki üçüncü oyuncu olarak gelmişti. Bu sezon sakatlıklar yüzünden oldukça maç kaçırdı ve istatistiklerinde tahmin edildiği gibi büyük bir düşüş var. 18.2 sayı, 4.3 rebound ve 4.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Maksimum kontrat harcadığınız bir oyuncudan elbette daha fazlasını beklersiniz. 30 yaşında ve sakatlıklarla boğuşan Bradley Beal daha fazlasını verebilir mi peki? Pek emin değiliz. Üçüncü oyuncu olarak gördüğünüz birine yıllık 50 milyon dolar kontrat vermek sağlıklı mı peki? Cevabını yorumlara bekliyoruz. 5. Evan Fournier. Evan Fournier serbest piyasada en hızlı değer kaybeden ürün olabilir. 2010'ların ortasından itibaren oyunun geometrisinin değiştiğini ve spacing'in ne kadar önemli olduğunu izliyoruz. Evan Fournier uzun yıllar boyunca ligin elit dış şutörlerinden biri olarak hemen hemen her takımın istediği bir oyuncuydu. Savunmada yarattığı zararı hücumda ürettiği skorlarla kapatabiliyordu. 2020-21 sezonunun ortasında kariyerinin büyük bir kısmını geçirdiği Orlando tarafından Boston Celtics'e takaslandı. Boston'da geçirdiği kısa dönemde %45'e yakın bir oranla üçlük atıp iyi bir skorer performansı sergiledi. Bu performans 2021 yazında serbest oyuncu olarak piyasaya çıktığında oldukça ilgi görmesini sağladı. Ancak sign and trade, yani imzalayıp takas etme yöntemiyle New York Knicks'e geçti. Ona verilen kontrat 4 yıl için tam 73 milyon dolardı. New York'ta geçirdiği ilk sezon fena da görünmüyordu ancak sonrasında Fournier'in ismi neredeyse kayıplara karıştı. Geride bıraktığımız 1,5 sezonda sadece 30 kez New York forması giydi ve 5 sayı ortalamayla oynadı. Tom Thibodeau ile yaşadığı sorunlar, takımın nüvesinin değişmesi ve düşen performansı bu durumu tetikledi. Günün sonunda ligin en istenmeyen kontratına sahip oyuncularından biri olarak bu takas döneminin sonunda ligin en kötü takımı olan Detroit'e takaslandı. Detroit'te forma şansı buluyor ancak artık yaşı da ilerledi ve yılda 18-19 milyon dolar kazanacak bir oyuncu profilinde oldukça uzandı. 4. Davis Bertans. Bertans birçok genç oyuncu için enteresan bir rol model olabilir. Bu kadar sınırlı bir oyuncu olarak NBA'den 100 milyon dolara yakın bir para kazanması gerçekten bir başarı hikayesi. Kariyerine San Antonio ile başladı. Popovic tedrisi altından geçtikten sonra Wizards'a gitti. Önemli bir kısmı Covid yüzünden oynanamayan 2019-2020 yılında ise iyi bir performans gösterdi. O tek yarım yamalak sezonun ödülü olarak 2020 yazında 5 yıl için tam 80 milyon dolarlık absürt bir kontrat imza aldı. Kontratı aldıktan sonra Bertans her geçen gün daha da kötüye gitti. Önce Dallas'a takaslandı. Geçtiğimiz ay ise Charlotte'a gitti. Bu sezon sadece 19 maçı çıktı ve 3.6 sayı ortalamasıyla oynuyor. Şu an bırakın NBA seviyesini, EuroLeague seviyesi için bile yeterli görünmüyor. Sadece üçlük atan ve oyunun diğer departmanlarında herhangi bir etki yaratmayan bir oyuncunun bu kadar para kazanması tek kelimeyle saçmalık. 3. Gordon Hayward. Gordon Hayward 2017 yılında All-Star seçilmiş, kariyerinde hiçbir büyük sakatlık yaşamamış ve 26 yaşında bir oyuncu olarak ligin en umut vadeden profillerinden bir tanesiydi.
O yaz Boston Celtics ile anlaştı ve onun için çok büyük umutlar besleniyordu. Hatta oyun profilini Larry Bird'e benzetenler bile vardı. Boston'la ilk maçına çıktığı Cleveland karşısında ise bu rüya kabusa dönüştü. Hayward talihsiz pozisyon sonrası sol ayak bileğini kırdı ve o andan itibaren onun için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Boston günlerini sakatlığının büyük etkisiyle beklediği gibi geçiremedi. 2020 yılında kontratı biterken neredeyse tüm kamuoyu tekrardan benzer bir reputasyon ve kontrata sahip olamayacağından emindi. Ancak berbat yönetimiyle bilinen Charlotte'ın farklı fikirleri vardı. Hayatta herkes ikinci bir şansı elde etmek ister ancak çok az insan o şansa erişir. Hayward o fırsatı bulan nadir isimlerden biriydi. Fırsat derken bahsettiğimiz tamamı garanti 4 yıl için 120 milyon dolarlık o devasa kontrattı. Sakatlıklardan muzdarip yaşı 30'a gelmiş ve oyunu gerilemiş bir oyuncuya böyle bir kontrat vermenin tabi pek izahı yoktu. Charlotte ne bekliyordu bilinmez ama umduğunu bulamadılar. Hayward Charlotte'la geçirdiği sürenin yarısında sakatlıklarla boğuştu. Diğer yarısında ise bu kontratın karşılığı bir oyun oynamayı başaramadı. Kontratının son yılında yakından tanıdığımız Vasile Mizliç'in de olduğu bir paketle Oklahoma City Thunder'ın yolunu tuttu. Şu an Oklahoma'nın Shai Gilgeous-Alexander'dan sonra en fazla para kazanan oyuncusu. Sadece 3 maça çıktı ve 13.3 dakika ortalamayla oynuyor. Belki Oklahoma City'nin genç nüvesinde bu sezon için belli bir etki yaratacak ama 30 milyon doların üzerinde para kazanan bir oyuncu için bu ortalama tabii ki yeterli değil. Bu yazdan itibaren de minimum veteran kontratları ile kariyerini tamamlaması oldukça muhtemel. 2. Jordan Poole. Jordan Poole için söylenecek çok fazla söz var ama yaptıkları anlamanın en iyi yolu onu saha içinde izlemek. Washington'a geldiği günden bu yana oyuna olan saygısını tamamen yitirdi. Koçuna, takım arkadaşlarına, seyircisine ve hatta kendisine bile saygı duymadan oynuyor. Şut tercihleri, savunmadaki tutumu, bench'teki reaksiyonları ve daha sayabileceğimiz tonla detay. 2022 yılında Golden State'de şampiyonluk yaşarken takımın önemli faktörlerinden biri olmayı başarmıştı. Her şey yolunda derken 2022 yazında Draymond Green'le büyük bir kavgaya tutuştu. Draymond'ın ona attığı yumruğu tüm dünyanın görmesi belki de gururunu zedeledi. Bunun karşılığı olarak Golden State'in ona verdiği kontratın boyutu da oldukça genişledi. Yine de 15 Ekim 2022'de Golden State Warriors, Jordan Poole'la 4 yıl için 140 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı. 28. sırada seçilmiş, daha 3-4 sezon önce NBA'de tutunamaz denen bir oyuncunun böylesine büyük bir kontrat alması olağanüstü bir başarı hikayesiydi. Ancak her başarı öyküsünün bir de devam filmi oluyor. Poole kontratı aldıktan sonra korkunç bir basketbol oynamaya başladı ve sonunda neredeyse hiçbir şey karşılığında Washington'a yollandı. Yeniden yapılanan ve rekabetçi olmaktan uzak Washington, Poole'un eğlence alanına döndü. Eski koç Wes Unseld'e karşı tutumu, kimseyi sallamaz hareketleri ve verimsiz göz kanatan basketboluyla Washington taraftarını bile çıldırtmayı başardı. Öyle ki kendi oyuncularını ıslıkladıklarını çok ender gördüğümüz NBA taraftarları bile Cleveland maçında 0 sayı atıp 6 faul olunca Jordan Poole'u ıslıkladılar. Muhtemelen bu tavırlara sahip bir oyuncuya en az 3 sezon daha yıllık 30 milyon dolara yakın para vermek zorundalar. Elbette sinir bozucu. Poole özel bir skorer yeteneğine sahip, hala çok genç ve kendini düzeltebilir ama bu sezon yaptıklarıyla kazandığı paranın 1 dolarını bile hak etmediğini söyleyebiliriz. 1. Ben Simmons. Bazen oyuncular basketbolu bırakır, bazense basketbolcular oyuncuları. Ben Simmons şutu olmamasına rağmen çok istisnai bir yetenek olarak girdi NBA'de şu an en kötü şöhrete sahip oyunculardan biri. Tek pozisyonda bir oyuncunun kariyeri ne kadar etkilenebilir? Gelin bu soruya bir yanıt arayalım. 2021 playofflarında Atlanta Philadelphia serisinin 7. maçına gidelim. Maçın bitimine 3.30 var. Atlanta 88-86 önde. Ben Simmons sırtı dönük oyunda Gallinari'yi yakalıyor ve onu kolayca ekarte ediyor. Artık yapması gereken şey pozisyonu smaçla bitirmek ama Ben Simmons şut konusunda bir türlü oluşturamadığı güveni etkisiyle kendisine faul yapılacağından korkup Matisse Thybulle'a pasını veriyor. Philadelphia bu maçı kaybedip eleniyor. Ben Simmons'ın 76ers formasıyla çıktığı son maçta bu oluyor. O yaz Doc Rivers'ın tüm kamuoyu önünde onu ateşe atmasına sinirlenip bedeli ne olursa olsun bir daha bu takımda oynamayacağını söylüyor. Philadelphia'nın meşhur The Process döneminde partneri olan Embiid'le de arası açılıyor ve takımla bağı tamamen kopuyor. 2021-22 sezonunda maaşını almamayı göze alıp Sixers formasıyla maça çıkmıyor. Hal böyle olunca onu takas etmek isteyecek bir takım bulmak da çok kolay olmuyor. Uzun bir bekleyişin ardından James Harden'ın da içinde bulunduğu bir paketle Brooklyn'e takas oluyor. Ancak tek sorunun mental olmadığını Nets'e geliş sonrasında anlıyoruz. Belinde de ciddi bir problem vardı ve o sezon Nets'le maça çıkamadı. Ertesi sezon Brooklyn taraftarı onun dönüşü için heyecanlıydı. Ben Simmons'ın şutu olmayabilirdi ancak 16 sayı, 8 rebound, 8 asist gibi bir istatistiği kolay gösteren, 1'den 5'e tüm pozisyonları savunabilen, oldukça iyi bir atlet gibi görünen oyuncu onlar için heyecan vericiydi ancak geri döndüğünde o halinden eser kalmadığını gördük. Atletizmi tamamen bitmiş, artık potaya smaç vurmaktan dahi korkan bir oyuncu vardı karşımızda. Belindeki ciddi problem yüzünden sezonun yarısını da kaçırdı. Yeni sezonda ondan ümitler tamamen kesilmiş durumdaydı. Bu sezon yine belinden kaynaklı olarak büyük kısmı sakat geçirdi. Sadece 15 maça çıkabildi ve 6.1 sayı, 7.9 rebound ve 5.7 asist ortalamaları yakaladı. Bu videonun konusuna dönecek olursak Ben Simmons bu sezon tam 37.9 milyon dolar para kazanıyor. Seneye bu rakam 40 milyon doları bulacak. Bu rakamları ona veren yarı yolda bıraktığı Philadelphia takımıydı. 2019 yazında Ben Simmons'la 5 yıl için 177 milyon dolarlık bir
kontrat imzalamışlardı. O zaman için makul ve beklenen bir sözleşmeydi bu. Ama dediğimiz gibi tek bir pozisyon sadece Ben Simmons'ın kariyerini değiştirmekte kalmadı. Aynı zamanda tarihin en kötü kontratları listesinde de yerini aldı. Bizim NBA'deki en kötü 10 kontrat tercihimiz bu şekilde. Sizce kimler bu listeye girebilir? Yorumlara bekliyoruz.